Mezit fiilleri ifal babının ifal babının salim fiilleriyle başlıyoruz efendim. Önce ifal babını tanıyalım efendim. hani bir babın 3 artı 3 toplam 6 elemanı olması beklenir. Telefon geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Evet bir babın en az 6 elemanı olması beklenir. Bu ilk üçü fiil kısmıdır. Mazi, muzari ve emir. Geri kalanı ise işte isimler kısmıdır. Mastar, ismi fail ve isim meful. Efendim yukarıda mazi fiil, muzari ve emir. Bunların ne anlama geldiğini söyledim. Bitmiş eylem, yani geçmiş zaman. Muzari fiil, bitmemiş eylem, geniş şimdiki gelecek zaman. E, Efel, bu da emir. İfal mastardır. Oluş, duruş, bulunuş, ediş, kırış bildirir. Nitelik bildirmez bakınız. Mastarlar çok önemli nitelik bildirmez. E, Muf'il ve muf'al bunların ikisi de nitelik bildirir. Birisi etken sıfat isim, diğeri edilgen sıfat isimdir. Hani katip mektup demiştik ya. Efendim katip yazan yani etken sıfat isim. Mektup yazılan yani edilgen sıfat isim. Tabi burada katip mektup diye sözcük türetemezsiniz. Çünkü o sülasi mücerret fiillere hastır. Ben artık mezit bablara geçiyorum. İfal babı. Önce salim e, e, fiilleri göreceğiz. Daha sonra muhtir fiillere geçeceğiz. E, efendim. Şimdi ef'ale yuf'ilu ef'il bunlar fiil elemanları. Ifal, muf'il, muf'al e, bunlar da isim elemanlarıdır. Ifal, babının. Efendim tamam az önce ketebe yektubu kitabetun ketebe yektubu uktub kitabetun katibun mektubun demiştik. Bir önceki videoda. E şimdi ne diyoruz? E bu sefer babın elemanlarını ezberliyoruz. Bunlar dikey çekimdi. Her biri yeni bir, yeni bir anlam elde eder. Peki yatay çekimini nasıl yapacağız? O zaman her birini alt alta yazalım. Sonra da yatay çekimini efendim yapalım. Efendim efale aslında bize hazır bir malzeme veriyor. Hu ve zamirine göre çekimlenmiş mazi. Efaledir. Peki ketebe'ye karşılık geliyor. Peki diğer zamirlere göre nasıl çekimleyeceğim? Şimdi alalım f aleyi. E, efendim mesela mazi fiil ketebenin çekimine bakalım. Ketebenin çekimini biliyorsak ketebe keteba diye. Şimdi de f ale f ale f alu f alet ef -alete ef-al-ne efaltum efalti efaltuma ef efaltu ef ma ef altum ef, alti, ef, altuma, ef, ef, altu, ef şeklinde uyarlıyoruz. Peki, muzari nasıl geliyordu? Tekrar bakalım. yuf-ilu yuf, ilu. yuf ilu. Burada siz oynama yapamazsınız. ef-ale ef şeklinde yuf-ilu da yuf ilu şeklinde söylenir. Yu, yu-yu özellikle siz çok karıştırıyorsunuz. İfal babını alıyorsunuz ama ye Fetal okuyorsunuz. Hayır efendim burada sizin e, değiştirme hakkınız bulunmuyor. yuf Yuf'ilu. Bu kalıptır. Kalıp da değişiklik yapamazsınız. Yuf'ilu'yu elde ettik. Bu bir muzahari fiil. Bunun olduğunu biliyorsan yektubu da çeki, yektubu'yu da çekimleyebiliyorsan geleceksin buraya. Yektubu, yektubu yani ne diyor ya. Aynısını. Yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'ilune tuf'ilu tuf'ilane yuf'ilna e, tuf'ilu tuf'ilane tuf tuf'iluna tuf'ilina tuf'ilane tuf'ilna tuf uf'ilu nuf'ilu şeklinde çekimleyebilmen lazım. Peki e, burada isterseniz muzari fiilleri yuf'ilu nuf'ilu şey. uf'ilu nuf'ilu yuf'ilu tuf'ilu şeklinde rubaiyi şey rubai demişim dört fiilleri. Yuf eylani yuf tuf eylani yuf tuf şeklinde beş fiilleri ve yuf tuf'ilne tuf şeklinde de nunun nisveli mebni fiilleri ayrıca çekimleme imkanı bulabilirsiniz. Eğer siz ifal babının emrinin ef'il il vezinde kalıbında geldiğini biliyorsanız bunu bunun emri fiilini rahatlıkla çekebilirsiniz. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktub ne demesini biliyorsanız. Efendim yani burada kırmızı ve siyahlar e, emrin sonuna ilave edilmesi gereken yapılar. Kırmızılar aynı zamanda özneye karşılık gelir. Hani bazıları kırmızı değil ya siyah. Efendim onlar e, başka ektir. Kırmızılar ise e, özneye karşılık efendim getirilir. Efendim ifal babının emrinin ef'il olduğunu söyledim. Ef'il uktuba denk gelir. Yani tabii ki yapıları farklı da yani uktub yaz demek ef'il e, şu an e, kalıbı ezberliyoruz biz. Herhangi bir anlam vermeyeceğiz. E, kalıba malzeme döktükten sonra yeni anlam elde edeceğiz. Ef'il ef'ile ef'ilu ef'ili ef'ile ne. Bu şekilde if'al babının e, efendim e, zamirlere göre çekimini e, emir fiil üzerinden yapmış oluyorsunuz. Peki şimdi tekrar ifal babına gidelim. İf'al e, zaten bu mastar kalıbı. Sülazilerin mastarını sözlükten öğreneceksiniz. Ama ifal babının otomatik mastarı var. Otomatik diyorum niye? E, efendim sözlüğe bakmana gerek yok. Onu ben de bilirim. İsmi failine geçelim. Mufil veznine, kalıbına koymanız gerekiyor. E, mazisi efale, muzarisi yufailo, emri efil yapısında gelen bir e, fiili fiilden ismi fail türetmek istiyorsanız kardeşim mufil kalıbına koyacaksınız. Mufil. Peki mufil kalıbına koydum. Bu kalıbın zamir çekimini, yatay çekimini nasıl yapacağım? Şöyle. Muf'il, mufailane, muf'ilûne. Muf'iletun, muf'iletâni, mufailat. Yani bu ekleri katibin sonuna nasıl getirdiysek muf'il de sonuna e, getireceğiz. İf'al babının muf'al ismi meful. E, kalıbının yatay çekimleri ise muf'al, muf'alâni, Muf'alune. Muf'aletun, muf'aleteni, muf'alet şeklinde elde ediyoruz. Elde ettiğimiz e, malzemeyi de isim cümlesinde, fiil cümlesinde e, bir ögeye karşılık ya da e, kelime grubunun bir elemanına karşılık kullanılabilir. Bize malzeme sunuyor efendim bu. Şimdi gelin salim fiillere uyarlayalım. Şimdi tabii kalıbımızı bilmemiz lazım. Kalıbı bilmezsek yapacağım... Ve yaptığım açıklamaların hiçbirinin ver, e, verim olmaz, anlamı olmaz. Efendim kalıbı bildim. Kalıpta ne var? Efendim f birinci kök, ayın ikinci kök, lam üçüncü kök harfe karşılık geliyor. Ve mazi fiil türetirken baş tarafta bir e, kalıptan kaynaklanan fetala hemza var. E burada F'nin yerine mesela ayin ee, i̇kinci kök harfinin yerine lam, üçüncü kök harfinin yerine de mim getirelim. Bakınız f, ayin ve lamın yerine üç tane kök harfi koyunca o kök harfinin ifal babından mazisini türetmiş oluyorum. Mesela yufailu kalıbında muzari fiil türeteceğim. Aynı kökten. E, ee, F'nin yerine ayın, ikinci kök harfinin yerine lam, Üçüncü kök harfinin yerine mimi koydum. Kalıp bana otomatikman e, malzemeyi sundu. Aynısını efendim diğerlerinde de uyarlayacağım. F'yi Evet bu şekilde değiştiriyorum. Sadece ne yapıyorum? Birinci kök harfe ilgili malzemeyi koyuyorum. İkinci kök harfe ilgili malzemeyi aynısını. Bakınız mufailde mu'ya dokunmuyorum. F ayın yer değiştiriliyor. Ayın lam'la yani ikinci kök harf, ee, üçüncü kök harfi ise mim'le yer değiştiriliyor. Bunu diğer kalıplara da uyarladığımda işte ifal babının elemanları e, efendim ortaya çıkmış oluyor. Ayın, lam, mim kök harflerinden. Nasıl ki ef'ale yuf'ilu ef'il dediysem a'leme yu'limu أعلم diyorum. أعلم diyorum. Sadece yaptığım şey ne? Babın elemanlarını ezberlemek. F'nin yerine birinci, aynı yerine ikinci, lam'ın yerine üçüncü kök harfini koymak. Ötekiler, ötekiler bu ifal babının kalıbından kaynaklanan ilaveler. Efendim, efale vezine koyduğum aleme, işte ayn, lam, mimin ifal babından mazisi, muzarisi, e, muzarisi, e'alim, e, emridir. İ'lem mastarı muallim ismi fail muallem ismi mefuludur. peki gelin malzemeleri değiştirelim. Ayn lam mim yerine ayn za mim koyalım. E'azama yu'zimu e'azim e'azam mu'zim mu'zam. Malzememiz f, s, d ile yer değişsin. Efsede yufsidu efsit ifsed mufsit mufsed haracı. أخرج يخرج أخرج إخراج مخرج مخرج نزل أنزل ينزل أنزل إنزال منزل منزل فرغ فارغين حرف أفرغ يفرغ أفرغ إفراغ مفرغ مفرغ لام غين أبلغ يبلغ أبلغ إبلاغ مبلغ, مبلغ مبلغ كفر ميم أكرم يكرم أكرم إكرام مكرم مكرم, مكرم Mesela kef, mim, lam. Ekmele, yukmile, ekmil. ikmel mukmil, mukmel. Devam etmeme gerek var mı? E, efendim, en sonda nun, fe, kaf harfini. Mesela e, bu baba koyayım. Enfaka, yunfiku, enfik, infak, munfik, munfak. Peki, enfaka türettim değil mi? Bundan sonra yapmam gereken şey ne? Yukarıya gidip, mesela ketebenin çekimi vardı ya ketebe. Onu yerine enfaka enfaka enfaku enfakat enfakate enfakne. Enfakte enfaktuma enfaktum enfakti enfaktuma enfaktunne enfaktu enfakne demek. Yunfiku demiştik. Yunfiku yunfiku yunfikane yunfikune tunfiku tunfikane yunfikne tunfiku tunfikane tun tun tunfikune tunfikine tunfikane tunfikne unfiku nunfiku. Peki emir elde etmek istiyorum. Enfik idi değil mi? Enfik, enfika, enfiku, enfiki, enfika, enfik ne? Peki ismi fail. Ha, ismi fail kalıbını bilmem lazımdı. Gidiyorum. E, munfik demiştim değil mi? Evet. Muallim, mukmil, munzil, efendim, munfik. Munfik. Öteki de munfak. Şimdi ismi faile gidiyorum. Munfik, Munfikani, munfikune, munfikatun, munfikateni, munfikat. Munfakun, munfakani, munfakune, munfakatun, munfakateni, munfakat. Efendim, demek ki katibun, katibani, katibuna deyince munfikun, munfikani, munfikuna diye diyebiliyorsunuz. Zaten ayrı isimleri ikil ve çoğul yapmanın kurallarını biliyorsunuz. Ane ekini e, isimleri sonuna getirsen ikil olur. U ne getirirsen düzenleri çoğul. E, efendim. A'at e, getirirsen düzenli dişil çoğul olur. Eğer sonuna T getirirsen de e, dişil olur. Bu e, efendim her tür isim için e, söz konusudur. Ha diyeceksiniz ki hocam katip bunun çoğulu kutep, ketebetun, kutepun şeklinde de geliyor. Ya geliyor ama en çok düzenli e, çoğul ekleri e, kullanılır. O yüzden şimdilik siz e, en azından bunu bilin. E, efendim. İsmi mefulü de bu şekilde söylemiştik. Peki. Hocam salim fiilleri ebem de yapar diyebilirsiniz. Tamam ama emin olun e, fiillerde e, zorluk yaşar. Peki. Şimdi mudaf fiiller, e, mudaf bir fiili bu baba uyarlarsak e, efendim neler olur? Bakalım efendim aslında aynı şeyi burada da yapıyoruz mesela en bu babın elemanlarını biliyorum ya ben evet burada şememe. bakınız mudaf fiilin tanımı neydi ikinci ve üçüncü kök aynı e, harf soylu ise ona biz mudaf fiil diyorduk. Mesela şin, mim, mim. Malzeme bu. ben malzemeyi alıyorum. Şin, mim ve mim. Koyuyorum. Bu kadar. Şin, mim, mim. Diğerlerinde de aynı işlemi efendim yapıyorum. Şin, mim, mim. Eşmeme, yüşmümü, eşmim. İşmem. Muş, mim, efendim, muş, mem oluyor. Fakat burada ilgam kuralları devreye giriyor. İki tane harf, ikisi de harekeli arka arkaya geliyor. Ve e, bakıyorum ki mimden önceki sessiz. Bu bilgi de e, cebimde duruyor kenarda. E, i̇ki tane e, aynı... E, harf yan yana geldi bu gibi durumlarda Arap dili e, genellikle idgamı devreye sokar yani birinci harfi sessiz hale getirir tabi sessiz hale gelince mim peşinden de e, başka bir mim geliyor o harekeli zaten iki tane hareketsiz yan yana gelmez öyle efendim mimi sakin kıldık bu durumda yapmam gereken şey ne Birinci sakin mimle öteki mimi şeddelemek. Fakat e, az önce mimin hareketini silince ne oldu? Kendisinden önce şin o hareketsiz ama içtimai sakin o zaman problem oluyor. E, i̇şte o harekeyi e, kendisinden önceki sessiz harfe veriyoruz. Mimin hareketini. Az önceki İlham yapmak için mimin harekesini kendisinden öncekiye, e, öncekine veriyoruz ve okuyoruz. Eşemme. Eşemme. Bu mimi şettelemeseniz daha iyi bu şekilde okursunuz. Zaten şeddelemek bir yazım kuralıdır. Ses değişim kuralı değil. Sadece mimin harekesini kendisinden öncekine verince mim sakin oldu. Mim sessiz. Peşinden de sesli mim geliyor. İster yazım kuralı gereği Böyle mimin üzerine e, sinin kuyruğu kesilmiş halini koy. İstersen koyma. E, aynı şekilde telaffuz edersin. Yazım hatası yapmış olursun o kadar. E, efendim. Biz yazım hatası da yapmayalım. Şimdi eşmeme nasıl eşenme oldu? İdgam kuralları dereye, devreye girdiğini. Peki aynısına bakıyorum. Yuş mimuda da öyle. Burada mimin harekesini o zaman kendisinden öncekine veriyoruz. Ve şeddeliyoruz. Yuşim mu? idgam mu? İdgam kuralları gereği yuşim oluyor. Emir fiillerine gelince sadece anti çekiminde efendim iki durum e, caizdir. Eşmim diyebilirsiniz ya da az önceki yapmış olduğumuz idgam kurallarını devreye sokarsınız e, ve eşimme e, dersiniz. Diyeceksiniz ki son mimi niye e, efendim harekeledin? E, e az önce mimi birinci mimin hareketini kendisinden öncekine verdim ya. O durumda sessiz hale geldi. E, son mimi de ben sessiz hale getirirsem e, Arap dilinin kabul etmediği bir durum söz konusu ol, olmuş oluyor. İhtimai sakine olmaz. Kelime sonunda iki tane mimi ben Hmm, efendim, nasıl sessiz okuyayım? Okuyamazsın ki zaten. Eşim. Şimdi bakınız, ikinci mimi telaffuz edebilmem için ağzımı açmam lazım. E, ağzımı ne zaman açıyorum? E, harekelerle. O yüzden eşimme, efendim diyorum. Ama işmemde böyle bir e, kaydeye gerek yok. E, çünkü e, mim ve öteki mim yan yana gelmiş değil. İdgam kuralları devreye girmez. Ama muş mim bakıyorum burada mim harekeli e, ee, öteki mim de öyle zaten. Ve kendisinden önceki de sessiz. Bu mimin harekesini alıyorum. Bir öncekine veriyorum. Ve mimi şetteliyorum. Aynı durum isim mefulde de geçerli. Mimin harekesini alıyorum. Kendisinden öncekine veriyorum kendisinden öncekine veriyorum derken hareketsizse veriyorum. Harekeliyse zaten almaz. Ve mimi şetteliyorum. Efendim eşmeme, yüşmimu, eşmim, işmem, muşmim, muşmem oluyor. Ses değişim kuralları sonrası eşemme, yüşimmu, eşim, eşimme ya da eşmim, işmem, muşimmun, muşemmun oluyor. Şimdi eşemmeye, eşemme, eşmemeden elde edildi Evet idgam kuralları sonrası Elde ettiğim yapı eşemme Bunu zamirlere göre e, Nasıl çekeceğim Bunun mazi fiil olduğunu Bilmem halinde e, Ketebe e, Çekiminin üzerine gidiyorum Tabi ketebeyi ezbere biliyorsam gitmeme gerek yok Eşemme Fakat arkadaşlar bu eşemmenin aslı neydi eşmemeydi değil mi Bunu bilmemiz lazım Olma. Niçin bunun aslı eşmeme? Çünkü ifal babında efendim bir fiil mazi ve ifal babındaki mazi bir fiil efale vezinde kalıbında Gelmesi lazım diyeceksiniz ki ama eşenme şeklinde gelmiş o ya yine F alevezinde geliyor fakat ses değişim kuralları devreye giriyor burada diyeceksiniz ki F alenin içinde niye bu ses değişim kuralları devreye girmiyor? E, F alede de F ala bir fiil değil ki efendim ses değişim kuralları kalıpta da geçerli olsun efendim şimdi aslı eşmeme tamam ama ses değişim kuralları Gereği eşemme oldu. Şimdi gidiyorum ketebeye. Bakınız. Ketebe, keteba, ketebu derken burada ne yapıyorum? Eşemme, eşemme, eşemmu, eşemmet, eşemmete. ilgili ekleri eşemmenin peşine getiriyorum. Bu şu anlama geliyor. Aslında bu eşmeme, eşmama, eşmemu, eşmemet, eşmemete idi. Fakat bunların hepsinde idgam kuralları devreye giriyor. Ve eşemme, eşemme, eşemmu, eşemmet, eşemmete oluyor. Fakat nunun nisveden itibaren arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki lamel fiil yani üçüncü kök harf sessiz hale geliyor. Sessiz. Yapmamız gereken şey ne? E, kalıp gereği nunun nisveye bitiştireceğim. Bir saniye. E, ke, e, Ketep neye e, denk e, mudaaf ifal babında bir fiil çekimlemek istediğimizde efendim e, tüm nunun ve peşinden gelen e, ref zamirlerinde de lam elfi sessiz hale geliyor e ifal babında e, efendim e, şuradaki mim sessiz hale gelirse e ne olur mesela hani eşenme dedik ya. Şunu sonuna nonun isve getireceğiz. O zaman diyor ki nonun isve ve ondan sonraki zamirler bizden öncekiler kesinlikle sessiz olsun diyor. Sessiz olunca burada mim daha önceden hareketini aldığımız için önceki mim sessiz. Şimdi de son mimi nun sessiz hale getirdi. E, Arap dilinde de içtimai sakineyin dediğimiz iki sessiz harfin yan yana gelmesi e, doğru değil, bunun iki yer de e, efendim caiz de, e, orası burası değil e, efendim. E Ne yapacağız o zaman? Daha önce e, e, idram kurallarını devreye sokmuştuk ya, o idram idram kurallarını e, iptal edeceğiz. Yani orijinaline aslına döneceğiz. Nasıldı bunun aslı? Eşmeme idi. Şimdi sonuna nonun isme getirelim. Nonun isle mimin sessiz halmesini e, sessiz hale gelmesini öngörüyor. Şimdi bir de nun getirdik. Eşmem ne oldu? Arkadaşlar burada e, hiçbir ses değişimi olmamış oluyor. E, i̇dgam kuralları demek ki e, mazide sadece ilk beş fiil çekiminde geçerli. Eşemme, eşemme, eşemmu, eşemmet, eşemmete. Bundan sonraki e, zamir çekimlerinde e, idgam memnudur. İdgam yapamazsınız. Eşmemne. Eşmemte eşmemtuma eşmemtum. Eşmemti eşmemtuma eş tu, Eşmemtu eşmemne e, elde edersiniz. Peki muzariye e, gelelim. Muzari çekimde, muzari çekimde nunun nisve yani nasıl ki mazide lamel fiilin harekesini sessiz hale getirmeyi öngörüyorsa e, efendim muzaride de emride de, emirde de bunu öngörmektedir arkadaşlar. O yüzden e, muzarenin çekimini yaparken hani yuş, yuş mimu idgam kuralları gereği yuşim mu halini alıyordu ya nunun nisvede bu idgam kuralları devre dışı bırakıyor bırakılıyor. Peki e, zamir çekimine uyduralım yektubuya yuşimmu yuşimmâni yuşimmûne ne tuşimmu tuşim meni ne niye yüşimmin ne e, olması gereken bu zaten tuşimmu tuşim meni tuşimmîne ne tuşim mina meni uşimmu nuşimmu efendim peki emri efendim emri e, sadece ente çekiminde ikisi de caizdi. Yani eşmim diyebiliriz idgam kurallarını devreye sokmadan ya da idgam kurallarını devreye sokarız ama sonunu harekelemeyiz. Çünkü içtimai sakinliğin doğru değil. Eşmim olabilir, eşimme olabilir. Eşimme, eşimmu, eşimmi, eşimme. Fakat nuna nisbe bitiştiğinde eşmim ne halini alır. Efendim ismi failin muşimmun olduğunu söylemiştik. Efendim sürekli e, o idgam devrededir. E, mimin çözüldüğü bir örnek ne ismi faildir ne de ismi mefulda söz konusu değildir. Dolayısıyla muşimmun, muşimmeni, muşimmune, muşimmetun, muşimmetani, muşimmat. Muşemmun ismi mefulu. Diyeceksiniz ki niye mektup demedin? Ya mektup sülasi mücerret. Ben ifal babının müdahafından bahsediyorum şimdi. Müşemmun, müşemmeni, müşemmune müşemmetun, müşemmeteni müşemmaat şeklinde efendim çekimliyorum. Peki ben size efendim şememe kök harflerinden bu ifal babının elemanlarına koydum. Sonra yatay çekimlerini yaptım. Sizden tememe e, yi, a, tememeyi, yi, aynı işlemi yapmanızı istesem ne dersiniz? Efendim olması gereken normalde şudur. Etmeme yutmumu etmim. İtmem, mutmim, mutmem. Ama ses değişim kuralları gereği e, efendim e, şöyle oluyor. Etemme yutimmu etmim ya da etimme. İtmem, mutimmun, mutemmun. Peki etmeme etemmeye dönüştü. Maziye göre çekimleyelim. Etemme, etemme, etemmu, etemmet, etemmete. Etemme Nunun nisveden itibaren ne oluyor? Etmem ne? Etmemte, etmemtum, etmem etmem diye devam ediyorsunuz. Ee, efendim. Peki yutim mu? Yutmi aslında? Yutim mu? Yutim meni, yutim ne? Tutim mu? Yut, yut, şey, tekrar baştan alalım. Yutim mu? Yutim, yutim ne? Müzekker. E, efendim. Huve huma hum çekimleri. Şimdi hiye huma hunne. Tutim mu? Tutim mâni, ne? Hunne de e, ye'yi e, tercih etmek zorundayız. Şimdi ente çekimi. Tutim mu? Tutim, tutim ne? Şimdi enti çekimi. Tutim mine? Tutim mâni, Şimdi ene nahnu çekimi. Utim mu, nutim mu. Dikkat ederseniz nunun nisvede mazi, muzari, emir hep e, efendim idgam çözülüyor. Yani idgam yapamazsınız. E, efendim. Bir de mazilerde nunun nisveden itibaren e, çekimlerde idgam yine çözülüyor. Fakat öbür taraflarda e, idgam gerekiyor. İsmi fail ve ismi mefullerde de idgam gerekiyor. Mutimmun, mutemmun gibi. Elimizdeki malzeme kebebe olsun mesela. Ekbebe yuk bi bu ek olur ama ses değişim kuralları gereği ekbebe yuk bu ekbip ya da ekipbe olur. İkbeb mukbib, mukbep eee sonrasında mukibbun mukebbun haline alır. Ekep be dedikten sonra ekep be ekep ba ekep bu ekepbet nun nisveden itibaren ekbebne ne haline alacaktır. E, elimizde hbb malzemesi var. Bu baba koyduk. Ehbebe olur. Ehbebe yuhbi bu. İdgam kuralları gereği ehabbe yuhibbu haline alır. Ehabbe mazi yatay çekim yapıldığında ehabbe, ehabbu, ehabbet, ehabbete nunun nisveden itibaren idgam çözülür ehabbne, ehabbte, tu diye devam eder. yuhibbu yuhibbu nunun nisve dışında hep idramlı olarak yuhibbu, yuhibbeni, yuhibbune tuhibbu, tuhibbeni, yuhbibne tuhibbu, tuhibbeni, tuhibbune tuhibbine, tuhibbeni, 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 tuhibbeni tuhbibne, uhibbu, nuhibbu. Çekimi elde edilir. Efendim ama ismi fail ve ismi mefullerde hep idgamlı hali kullanılır. Muhibbun, seven, muhabbun, sevilen efendim e, demektir. E mesela ayın del del malzemesinden türetelim. E'dede yu'didu. Fakat idgam kuralları gereği e'adde yu'iddu olur. E efendim

Bakınız burada herhangi bir idgam yapılmaz çünkü iki harfin yan yana gelme durumu söz konusu değil. Muittun muittani. Muittun muittani. Muittuna muittetun muittetani muittat. Peki ismi meful elde edelim. Muattun aslında muadet değil mi? Muattun muattani. Muattuna Muaddetun muattetani muattatun. Efendim. Hassese kök harflerinden son efendim e, örneğimiz. Ehsese yuhsisu ama idgam kuralları gereği ehasse yuhistu olur. Zamirler yatay çekimini yaptığımızda zamirlere göre çekimini ehasse ehasse ehassu ehasset ehassete ehsesne yuhistu yuhistani yuhistune tuhissu tuhistani yuhsisne Ente çekiminde emir ehsis de olur, ehisse de olur. Ehis ehisse ehisse ehissu ehissi ehisse ehsisne. Nonu de idgam çözülür. Çözülünce bu bağıpları çok iyi bilmemiz gerektiği anlaşılır. Çünkü orijinal haline döner. Ehses muhissun muhassun. Muhissun Mesela zamir çekimini yapmak istediğimizde hani tekil, ikil, çoğul, müzekker ve müennes. Muhissun, muhissani, muhissune, muhissetun, muhissetani, muhissat şeklinde devam ettirilir. Bir sonraki dersimizde aynı işlemi ecve fiiller üzerinden sürdüreceğiz.